Gümbet, Dolga alanında uzun zamandan bu yana devam eden ve çeşitli tartışmalara neden olan yeni iskele yapımı hızla devam ediyor. Günübirlik tur teknecilerinin yapılmasını istediği, Gümbet'te otelcilik yapan turizmcilerin ise koyun kirliliğini artıracağı gerekçesiyle şiddetle karşı çıktığı iskele ve dalga kıran yapımının önümüzdeki turizm sezonuna kadar bitirileceği ifade ediliyor. Dalga kıran yüzler havada duruyor ya, bunları önlerine dibine atıyoruz. Özellikle tur teknelerinin ve balıkçıların kullandığı mevcut iskelede geçmiş dönemlerde istenmeyen kazaların yaşanması ve düzensizlik nedeniyle denizcilerin yapılmasını istediği yeni iskele çalışmaları kapsamında bölgeye 6 metre genişliğinde modern bir iskele konuluyor. Limanda demirli yaklaşık 100 tur ve balıkçı tekneleri içinse dalga kıran çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu görülüyor. Gümbet Liman görevlisi Erol Aydemir, dalga kıranın kışın limanda demirli bulunan tekneler için çok faydası olacağına değinerek, içerideki mevcut olan teknelerimiz rüzgardan, dalgalardan tabii sıkıntı görüyor. Batan teknelerimiz falan da oldu. O yüzden içeriği süt liman haline getirebilmek için belediyemiz böyle bir çalışma yaptı. Şu anda da %70'i falan bitti sayılır. Yani tamamen içerisi bundan sonraki zamanlarda iskele bittiği zaman daha korunaklı, evet, dalga almayan ya da solukan almayan bir iskele haline gelecek. Burada yürütülen çalışmalar gördüğünüz gibi dökülen tonozlar iskelenin tamamen yerden bağımsız. Hiçbir şekilde denizin dibinde bir bağlantısı yok. Yüzer iskele sisteminde yapılıyor zaten. Onların çok kalın zincirlerle görmüş olduğunuz gibi inşaatı yapılan tonozlara bağlanacak. Bağlanıyor. Kafalardan onlar atılıyor. Onlarla bağlanarak sabit kalması sağlanıyor. Evet. Ne zaman tam olarak bitirilecek, hizmete geçecek? Şimdi inşallah bu sezon sonu, yani kış sezonundan bahsediyorum. Kışın inşallah biteceğini planlıyorlar. Evet. Ne kadar zamandan beri konuşulan bir konuydu ve ne zaman yapılmaya başlandı? Şimdi yaklaşık 2 sene önce mevcut olan iskeledeki sıkıntıları vatandaşın dile getirmesinden dolayı böyle bir plan yapıldı ve şimdi de hayata geçiriliyor. Aydemir, mevcut iskelenin düzensizliği nedeniyle bazı vatandaşların iskeleden düşmesi gibi istenmeyen bazı kazaların yaşandığını da anlatarak şöyle devam etti. İskelemiz eski ahşap iskeleydi. Daha önceki tehlike yaratıyordu galiba. İskelemiz biraz tehlike yaratıyordu ve birkaç düşme vakası, kazalar falan da oldu. Hatta iki tane ayrı ayrı ahşap iskeleydi. Ahşap iskeleleri ikisini de kaldırarak aynen modern bir yüzer iskele, ponton şeklinde getirdik. Son yürüyüş yolu dediğimiz ahşap yürüme bağlantısı kaldı. Onu da gördüğünüz gibi zaten büyük bir kısmı tamamlandı. Daha modern bir yürüyüş yolu. Diğer tarafta orası tamamlandığı zaman diğer ahşap kalan iskele de sökülüp atılacak yani. Bu önümüzdeki sezon devreye girer mi artık? Planlamalar önümüzdeki sezon devreye girmesi. İnşallah önümüzdeki sezon 6 metre genişliğinde bir modern bir iskeleden gelen turistlerimiz faydalanacak. Öte yandan yapımı uzunca bir süredir devam eden iskelenin Gümbet Koyu'nda demirleyecek tekne sayısını artıracağı ve koydaki kirliliğin artacağı kaygısını taşıyan otelciler, geçtiğimiz yıl yeni iskele yapımı ile ilgili kaygılarını resmi makamlar nezdinde de dile getirmiş ve kirliliğin daha da artması durumunda Gümbet'teki turizmin olumsuz etkileneceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.